Ben Doktor Alp Özen. 2009 yılında Gülhan Askeri Tıp Fakültesinden mezun oldum. 15-20 yıl öncesinde çok büyük ameliyatlar, çok büyük kesiler, çok uzun süre hastanede kalma gerektiren bazı hastalıkları bugün artık biz bir iğne deliğinden girerek, her anını görüntüleyerek tedavi edebiliyoruz. Niye Mersin Şehir Hastanesi'ni tercih etsin hastalarımız? Bölüm olarak yeterli altyapıya sahibiz. İdare olarak arzu ettiğimiz teknik malzemeyi, her türlü desteği alabilmekteyiz. Bizim branşımız çünkü alet işler el övünür tarzında bir branştır. Siz ne kadar bilirseniz bilin, uygun cihazınız yoksa, uygun teknik malzemeniz yoksa bu işlemleri yapma şansınız yok. Bir radyasyon okulu olarak geçmişsel radyolojinin olduğu bir yerde çalışmak benim için çok büyük bir kolaylık. Elimdeki silahları arttırıyor ve kansere karşı daha sağlam savaşabiliyoruz hastayla beraber. Merhaba, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sunduğu Nöbet Arası programına hoş geldiniz. Ben Doktor Tolga Şanlı, hastanemizin radyasyon okulisi biriminde görev yapmaktayım. Bugünkü bölümümüzde çok spesifik bir branş olan, aslında tanı olarak birçoğumuzun bildiği radyolojinin bir yan dalı olan girişimsel radyoloji üzerine konuşacağız. Onun için girişimsel radyoloji birimimizden Doktor Alptuğ Özen'i konuk ettik. Hoş geldin. Hoş bulduk Tolga. Nasılsın? Sağ ol. Seni sormalı. Teşekkür ederim. Ben seni tanıyorum ama izleyicilerimiz için biraz kendinden bahseder Tabii. misin? Ben Doktor Alptuğ Özen. 1985 Eskişehir doğumluyum. 2009 yılında Gülhan Askeri Tıp Fakültesinden mezun oldum. Daha sonrasında 2012-2016 seneleri arasında gene GATA'da radyoloji kliniğinde asistan olarak görev yaptım. Bunun da yaklaşık bir sene civarındaki bir vakti girişimsel radyoloji de geçti. Sonrasında buraya mecbur hizmet kurası ile atandım. Yaklaşık 3,5 senedir burada görev yapmaktayım. Mecbur hizmet bitti, devam ediyorsun Evet, çalışmaya. aynen öyle. Aynen Evet, öyle. aynı dönemlerde dersiniz Doğru. komple GATA'daymışsın ama ben de Evet, 2012-2013'te GATA'daydım. senin geldiğin Evet. zamanlar ben de Evet, oradaymışım. ondan Doğru. önce de Ankara'daydım ben de. Doğru. Hacettepe Tıp Fakültesi, sonra Hacettepe'de radyasyon kursunu aldıktan sonra biz de biliyorsun branş olarak sadece askerlikte, sizde Ankara GATA'da Doğru. var cihazlar. Evet. Oraya yönlendiriyorlar. Evet. Askerlikten ziyade çok güzel bir ortamda bir Evet. asistanlık, ekstra bir uzmanlık eğitimi gibi bir süreç yaşadık yani. Ne güzel. Çok memnunum ben de orada çalışmaktan. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi radyoloji biliniyor genel olarak. Doğru. İşte MR'dı, tomografiydi, ultrasondu, tanı üzerine genel olarak çalışılıyor ama girişimsel radyoloji aslında radyolojiden çok farklı bir iş yapıyor. Böyle biraz cerrahi, biraz radyoloji gibi Doğru. karışık, nokta atışı gibi böyle ince işler, ince ayarlar yapılıyor. Çok ben seviyorum aslında hani yaptığınız işi, ortak çalışmalarımız da var Evet. onkolojide. Girişimsel radyoloji nedir? Biraz açabilir misin? Girişimsel radyolojiyi şöyle açıklayabilirim sana. Şimdi biz radyoloji kliniğinin altında çalışan bir yan dal gibiyiz. Tam da senin tarif ettiğin gibi. Yani radyoloji kliniği olarak biz görüntüleme yöntemleri eşliğinde teşhis koyan bir branşız. Girişimsel radyoloji olarak da görüntüleme yöntemleri eşliğinde teşhis ve bunun yanında tedavi yapan bir yan dal olduğumuzu söyleyebilirim. Yani birçok organ ve yapıya yönelik hastalıkların teşhisini ve tedavisini görüntüleme yöntemleri kılavuzunda yapan bir yan dalız. Evet, bu Çok şekilde güzel. tarif edebilirim. Yani hem teşhis Doğru. hem de tedavi Aynen öyle. iki ayrı kolunuz var. Şimdi abi hem tanı hem tedavi dedik. Yani aslında bu hekimlik branşları içinde çok iç içe olan şeyler değil. Yani mesela ben tanıda yokum, tedavideyim. Birçok branş tedavide, bazı branşlar Doğru. sadece tanıda. Sizde hem tanı hem tedavi kısmı var. Evet. Bunu ayıralım. İlk tanı üzerine neler yapıyorsunuz? Ne gibi işlemler yapılıyor ya da hangi hastalıkların tanısında varsınız? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii bahsedelim. Teşhis kısmı olarak şöyle ifade edebilirim sana Tolga. Yine görüntüleme yöntemleri kullanarak, yani bunda pratik anlamda ultrason ve tomografiden bahsediyorum. Gerektiğinde MR yöntemini kullanarak veya bizim sadece girişimsel radyolojide kullandığımız Scopy cihazını kullanarak beyin haricindeki hemen hemen bütün doku ve organlardan ilgili hastalığa ait parçaları alarak bunların patolojik tanısının konulmasını sağlıyoruz. Yani bir hastalığın tedavisine başlayabilmek için öncelikle bunun teşhisinin konması gerekiyor ve Tabii bunun ki. patolojik tanısının konması gerekiyor. Dolayısıyla beyin haricindeki bütün dokulardan bu parçaları biz görüntüleme kılavuzluğunda sadece o alana yönelik çalışarak yeterli parçayı alarak bunların teşhisinin konulmasını sağlıyoruz. Şunu da bilmesini istiyorum izleyicilerimizin. Evet, biyopsi alma işlemi her zaman vardı ama sizin yaptığınız işte işlem alanı çok küçülüyor. Öyle. Dolayısıyla hastanın
hastanede geçireceği süre ve hastaneden taburcu olduktan sonraki süreçteki ağrıları, sızıları, iyileşme süresi çok kısalıyor. Doğru. Ve daha büyük bir doğrulukla da yapıyorsunuz. Çünkü görüntüleme eşliğinde yapıyorsunuz bunu. Evet. Bu açıdan çok büyük bir avantaj sağlıyor aslında sağlık camiasına bu. Ya kesinlikle öyle. Çünkü işlemin her anını biz çeşitli görüntüleme yöntemleriyle görüntüleyerek yaptığımız için, yani sağlam dokulara en az zararı vererek ve hastalıklı dokudan en ciddi anlamda en yeterli parçayı alarak en doğru tanıyı hızlı bir şekilde almaya çalışıyoruz. Bu işlemlerimizin hemen tamamı lokal anestezi altında yapılıyor. Evet. Hastanede kalma süresi saatlerle sınırlı. Hemen hemen tüm hastalarımız, eğer ki hastanede yatmıyorlarsa hali hazırda, akşamları evinde geçiriyorlar. Çok güzel. Çok büyük bir nimet, çok büyük bir kolaylık. Şimdi tanı kısmından bahsettik. Tanı teşhis kısmından bahsettik. Evet. Biyopsiler vesaire. Bir de tedavi parçanız var sizin. Yani doğru. Direkt bazı durumların tedavisini gerçekleştirdiğiniz hastalıklar var. Doğru. Bunlar nelerdir? Biraz bahsedebilir miyiz? Genel olarak bahsetmek gerekirse öncelikle yaptığımız işten. Yani son 15-20 yıl içerisinde girişimsel radyoloji gerçekten çağ atladı. Hem malzemelerin gelişimi hem eğitimlerle beraber şu anda daha ön plana çıktık. 15-20 yıl öncesinde çok büyük ameliyatlar, çok büyük kesiler, çok uzun süre hastanede kalma gerektiren, bazen yoğun bakım şartları gerektiren, evet, işlemlerle tedavi edilen bazı hastalıkları bugün artık biz bir iğne deliğinden girerek, her anını görüntüleyerek ve sağlam dokulara zarar vermeden, sadece hedefe yönelik çalışarak, hastaların yoğun bakım ihtiyacı olmadan, sadece 1-2 gün belki hastanede yatarak güvenli evlerine yollayacak şekilde tedavi edebiliyoruz. Bu gerçekten hastaların konforu açısından çok önemli bir faktör bence. Yaklaşık 40-45 civarında farklı işlem yaparak tedaviler uyguluyoruz. Oldukça geniş. Evet, yani bunları dallaştırmak gerekiyor aslında bakarsan. Biraz sınıflandırabiliriz. Damar dışında çalıştığımız bir kısmımız var. Damar dışında çalıştığımız kısımda biz böbreklerin ve safra yollarının tıkanıklıkları, özellikle işte taş veya bir tümör sebebiyle oluşan tıkanıklıklardan dolayı hastalar bize başvururlar veya bir hekim tarafından refere edilirler. Evet, bu hasta direkt ben girişimsel radyolojiye gideceğim diye bir olay yok bildiğim kadarıyla. Yani hastalarımız da onu bilsinler. Evet. İlgili hekim değerlendiriyor. Mesela gastroenterolog ya da genel cerrah değerlendiriyor. Bu iş girişimsel radyolojide çözülebilir deyip size geliyor diyebiliyorum. Doğru. Yoksa her şeyi ya işte hasar vermiyorlarmış diye ele alıp böyle biz girişimsel radyolojiye gidelim diye bir durum söz konusu değil yani. Kısmen evet, buna katılıyorum. Yakın zamana kadar gerçekten sadece hekimlerin refere ettiği bir branştık biz. Evet. Hekimler bize hastaları refere ederlerdi ama bugün pratik anlamda biz girişimsel radyoloji polikliniği uygulayabilmekteyiz artık. Çok güzel. Hastalarımız aydınlandığı konularda, bize ihtiyaç duyduğu konularda direkt bize de başvurabilirler tabii ki. Ama bir takım hastalıklarda tabii bir hekim aracılığıyla hasta bize refere oluyor. Yani özellikle onkoloji hastalarında direkt bize başvurmuyor hastalarım. Varis problemi olan hastalar, bacak damar tıkanıklığı olan hastalar direkt, evet, pek tabii bize de başvurabilmekteler. Yani biz hastalarımızı değerlendirip işlemlerini güvenle yapmaktayız. Şimdi bu damar dışı, damarla ilgili olan kısımlar diye bahsettik. Bu damar dışında safra kesi vesaire tıkanıklardan bahsettiniz. Burada, evet, yapılan işlem nasıl bir şey? Şöyle, böbrekte veyahut safra yollarında bir tıkanıklık oluştuğu zaman bu akışın tekrar sağlanması hastanın sağlığı açısından çok kıymetli. Evet. Bu akış sağlanamadığı zaman ciddi enfeksiyonlar ve hayatı tehdit edici tablolarla karşılaşabiliyor hasta. Dolayısıyla bu akışın sağlanabilmesi için öncelikle biz gene görüntüleme kılavuzunda ciltten girerek böbrek veya safra yollarına kateter dediğimiz hortumlar yerleştirip o akımın vücut dışına alınmasını sağlarız. Daha sonradan da bu tıkanıklıkları geçerek o bölgeye stentleme işlemi yaparak hastayı bu kateter dediğimiz hortumdan kurtarıp konforlu bir şekilde hayatına devam etmesini sağlarız. Evet, yani hem sorunu orada giderip boşaltıyoruz hem, evet, de tekrar tıkanmasını engellemek için de bir destek yapı, stent dediğimiz, evet, destek yapıyı oraya yerleştiriyoruz. Aynen. Peki abi, bu damar dışı olanları konuştuk. Damarla ilgili kısımda kardiyoloji, kalple ilgili işlemleri yapıyor, onları biliyoruz. Sizin ilgilendiren kısımlar nelerdir bu damarla ilgili? Yani işte kardiyolog arkadaşların
kalp damarlarına yaptığı anjiyo işlemin, tanısal ve tedavi amaçlı yaptığı anjiyo işlemlerinin bir benzerini kalp dışındaki tüm damarları da biz girişimsel radyologlar olarak yapmaktayız. Bunların teşhisi de anjiyografik olarak konmakta, tedavi planları bu şekilde yapılmakta ve daha sonrasında tedavisi uygulanmakta. Bunu da ikiye bölmek gerekir aslında Tolga. Yani bir periferik vasküler radyoloji dediğimiz evet. kısım var. Yani vücutta beyin ve boyun damarları haricinde organları besleyen damarlar, bacak damarları, kol damarları, bu alandaki darlıkların ve tıkanıklıkların teşhisini ve tedavisini biz görüntüleme kılavuzluğunda uygun yöntemlerle başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Bunun dışında nörovasküler kısımdan da bahsedecek olursak, özellikle günümüzde çok bilindik bir konudur bu inme evet, konusu. Evet, yani inmenin en büyük sebeplerinden biri olan şah damar darlıkları. Çok sık hasta kabul etmekteyiz bu konuda hakikaten. Şah damar darlıklarının gene stentleme metoduyla tedavi edilmesi ve inmeden hastanın korunmasını başarılı bir şekilde yapmaktayız. Bunun dışında 7 gün 24 saat esasına göre inme merkezi olarak hizmet veriyoruz biz Mersin'de. 7-24 esasına göre gelen hastaları kabul edip uygun hastalarda gene kasık bölgesindeki damardan girerek beyindeki damar tıkanıklığını gidererek hastanın ömrünün bundan sonraki kısmını inmeli olarak, felçli olarak geçirmesini önlemek hedefliyoruz ve bu konuda gerçekten başarılı sonuçlar aldığımız birçok hastamız var. Bunu da memnuniyetle söylemek isterim burada sana. Yani. Peki nörovasküler kısmın haricinde diğer atar ve toplar damarlarla ilgili vücudun ekstremitelerinde olur, yani uzuvlarda olur veya diğer organlarda varis ve benzeri durumlar için uygulamalarınız var mı? Tabii ki var. Yani bahsettiğim şeyler, bu zamana kadar bahsettiğim şeylerin hepsi hemen hemen atar damarlara yönelikti zaten. Atar damarların tıkanıklıklarını ve darlıklarını tedavi ediyoruz. Bunun dışında toplar damarlara ait de müdahalelerimiz var tabii ki. Özellikle varis hastalarında varisli bölgedeki damarın lazer veya radyo frekans yöntemiyle yakılması veya daha yüzeyel damarların bu halk arasında köpük tedavisi olarak geçen tedaviyle tedavi edilmesini yine birimimizde yapmaktayız şu anda. Yani onlar da başarılı bir şekilde yapılmakta. Peki şimdi biz onkolojide radyo cerrahi kısmını kullandığımız zaman bu arteriovenöz malformasyonları işte büzüştürerek uzun sürede 3 yıla kadar beklemeler olabiliyor. Bir Doğru. şeyimiz var, bizde bir indikasyonu var radyasyon evet. onkolojisi olarak. İşte beyin damarlarında kanama, anevrizma ya da AVM arteriovenöz malformasyonu bir açalım onda bir damar ağı oluşması diye evet. tarif edeyim ben, sen daha iyi izah edersin. Bunlara yönelik işlemler yapıyor muyuz? Tabii ki bunlara yönelik işlemler de hastanemizde yapılmakta. Beyin anevrizmaları, yani halk arasında baloncuk olarak geçer ama şu anda artık halkımız anevrizma tabirine biraz alıştılar, daha alıştılar gerçekten. Anevrizmaların gene damar yumağı olarak bilinen arteriovenöz malformasyonların seçilmiş hastalarda özellikle tedavilerini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz şu anda. Hastanemizde bunlar evet, bir dönem benim teyzemde vardı. Doğru. Yani herkesin huzurunda da teşekkür edeyim. Çok yardımcı Eksik oldun o dönem bize de. Ben teşekkür ederim. Arteriovenöz malformasyonu vardı yani. Onun evet, da bir ufak bir kanaması geçmiş gelişmişti. Şimdi bir onkolog olarak, bir radyasyon onkoloğu olarak geçmişsel radyolojinin olduğu bir yerde çalışmak benim için çok büyük bir kolaylık. Benim elimi kolaylaştırıyor. Elimdeki silahları arttırıyor ve kansere bize. Karşı daha sağlam savaşabiliyoruz hastayla beraber. Birçok konuda biyopsileri hızlı, kolay ve doğru bir şekilde halletmemizi sağlıyor sizin branş. Ama tedavi konusunda da bir ayrı bir destek kısmınız da var. Şimdi onkoloji tedavisinde mesela kanserle karaciğer kanseri kısmında ya da karaciğerle ilgili evet. olan bir bölgede radyoterapiye çok dayanıklı olmadığı için doğru. karaciğer biz pek tedavi aşamasında olamıyoruz. Tıbbi onkoloji ilaç verebiliyor ama noktasal, bölgesel bir iş yapma, lokal iş yapma konusunda bizden ziyade siz devreye giriyorsunuz. Evet. Ne gibi durumlar var? Ne gibi durumlar var? Özellikle karaciğeri tutan lezyonlarda, bu karaciğerin kendi kanseri olabilir veya başka bir organdan karaciğere yerleşmiş metastazlar olabilir. Bunların boyutlarına göre bizim çeşitli tedavi metotlarımız var Tolga. Özellikle evet. daha küçük boyutlu lezyonlarda gene anestezi eşliğinde ciltten mikrodalga veya radyo frekans dediğimiz antenlerle girerek o bölgede ablasyon, yani yakma işlemi yapıyoruz. Özellikle küçük çaplı lezyonlarda cerrahiyle hemen hemen eş düzeyde başarıya sahibiz. Ama bunun yanında büyük bir cerrahi kesiden kurtulmuş oluyor hasta. Tabii. Hastanede kalma süresi sadece 24 saat oluyor ve ertesi günü evinde geçiriyor.
ağrıları az oluyor. Bu anlamda avantajlı. Daha büyük lezyonlarda da damar içerisinden tedavilerimiz var. Gene böyle kasık damarından girerek karaciğeri besleyen atar damara ve oradan da tümörü besleyen damarlara ulaşarak buradan hastanın kondisyonlarına göre kemoterapi ilaçları veya radyoaktif maddeler, itrium dediğimiz radyoaktif maddeyi enjekte ederek tedavi yoluna gidiyoruz. Böylece çok lokal bir alana tedavi verdiğimiz için hem çok yüksek doz ilaçı verebiliyoruz, tümörden çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bunun yanında da diğer dokulara bu verdiğimiz ilaçlar ulaşmadığı için hasta diğer yan etkilerden de kurtulmuş oluyor. Çok konforlu bir şekilde tedavi etme şansına sahibiz. Bizdeki brekiterapi ve SRS tekniği gibi bir mantığı var. Yani düşmanın kapısına kadar aslında dayanılıyor. Doğru. Dışarıdan bir bombardıman tarzında bir iş yapılmıyor. Kapısına kadar dayanılıp içeriye atıp çıkıyorsunuz aslında. Bu da çevre dokulara, yani iyi hücreler zarar alıyor mu hocam diye bize çok sorarlar bu tarz şeyleri. İyi hücreler elbette ki zarar alır ama yani tedavi edilmesi istenen yer 100 birim kadar hasar görüyorsa iyi hücreler 1 birim, 2 birim görür ve çok kısa sürede tekrar toparlarlar. Aynen. Kalıcı hasar geliştirmeyecek seviyede bir hasar olur. Yani onların tolere edebileceği kadar bir hasar düzeyde olur. Bu karaciğer kısmında işte CyberKnife vesaire uygulamalarımız da var bizim aslında ama CyberKnife gibi cihazlar her yerde yok. Doğru. Çok nadir oluyor. Onun için girişimsel radyoloji daha yaygın ve bu tarz durumlarda sizinle çalışmak çok keyifli. Çok güzel oluyor. Teşekkür ederiz. Bildiğin gibi biz salgın dönemindeyiz. Bu COVID-19 salgını işte çeşitli sıkıntılara neden olabildiği konuşuluyor. Bunun neden olduğu sıkıntılardan bazıları sizin tanı ya da tedavi kısmında size girişimsel radyolojiyi ilgilendirdi mi? Çözüm olabildiğiniz bazı durumlar oldu mu? Doğru. Evet. Şöyle fark ediyoruz biz COVID'in etkilerini. COVID bu trombofili denilen şey, yani tıkanıklığa, damar tıkanıklığına yatkınlık yapıyor. Bunu biliyoruz. O yüzden de tedavilerde çok ciddi anlamda kan sulandırıcılar kullanıyor biliyorsunuz. Evet. Yani bu COVID döneminden sonra özellikle çok fazla genç yaşta inme hastası görmeye başladık. Yani eminim ben kardiyolog arkadaşlar da bunu enfarktüs olarak karşılaşıyorlardır. Biz de özellikle beyin damar tıkanıklıkları olarak daha genç hasta grubuyla karşılaşmaya başladık. Bunları tedavi etmek durumunda kaldığımız vakalar oldu gerçekten. Evet. Evet. Bu anlamda COVID'in bize getirdiği ek bir iş yükü oldu. Bundan korunmak amaçlı ne yapılabilir diye düşünecek olursak da COVID polikliniklerinde bize reçete edilen, halk arasında kan sulandırıcı olarak geçen antiagregan, antitrombotik ilaçların düzenli bir şekilde kullanımı herhalde insanları bu kadar genç yaşta inme geçirmekten bir miktar koruyacaktır diye tahmin ediyorum yani. Yani belirlenen protokollere düzgün bir şekilde uymak lazım. Yani bunların arkasında çok bir düşünülmüşlük var yani. Muhakkak. Üzerine çok düşünülmüşlük var. Hastalık yeni olabilir ama yani edinilen tecrübe fena değil aslında baktığında ve üzerine çok fazla yeni de olsa çalışmalar mevcut aslında. Doğru. Peki neden Mersin Şehir Hastanesi? Hastalarımız bir girişimsel radyoloji işlemi gerektiğinde neden Mersin Şehir Hastanesi'ni tercih etmeli? Niye Mersin Şehir Hastanesi'ni tercih etsin hastalarımız? Bölüm olarak yeterli altyapıya sahibiz. İdare olarak arzu ettiğimiz teknik malzeme konusunda her türlü desteği alabilmekteyiz. Ki sizin için çok önemli yani. Evet, yani bizim branşımız çünkü alet işler el övünür tarzında bir branştır. Siz ne kadar bilirseniz bilin, uygun cihazınız yoksa, uygun teknik malzemeniz yoksa bu işlemleri yapma şansınız yok. Dolayısıyla bu hastanede cihaz parkı olarak da yeterliyiz. Teknik malzemeye kolaylıkla ulaşabilmekteyiz. Hekim kadromuz ve yeterliliğimiz bu anlamda işlemleri yapmak için gayet elverişli. Ben 3,5 yıldır burada görev yapmaktayım. Bu zamana kadar girişimsel radyolojiye refer edilmiş hastalardan hemen hemen hiçbirini bu teknik faktörlerle burada yapılamaz deyip başka bir merkeze yönlendirdiğimizi hatırlamıyorum diyebilirim. Yani Mersin hemen halkının hemen ihtiyaçlarının hemen hemen hepsini girişimsel radyoloji anlamında karşılayabilecek kadro, ekipman, mimari plan ve yönetim destek anlayışı mevcut girişimsel radyoloji için. Kısaca böyle söyleyebiliriz. Aynen. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Bu programımızın da sonuna geldik. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nöbet arası programını izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her programın sonunda yaptığım gibi lütfen yorumlar bölümüne aklınızdaki soruları, konuları, sıkıntılarınızı paylaşın ki biz bunları öğrenelim,
sıklıkla olan sorulan soruları derleyelim, toplayalım. Bunlar üzerine bir sohbet yapmak için bir arkadaşımızı davet edip sizleri bilgilendirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.